Eğitmaden herkese merhabalar. 7. sınıflar matematik dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmalarıyla beraberiz. Kanalımızı takipte kalın diyoruz. Neden? Çünkü 2. dönem için ve 2. yazılılar için yeni yeni içerikler ve videolar yapacağız yazılılar için. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. İlk soruyla başlayalım. İlk soruya bakacak olursak sorumuzda 4 artı 12 bölü 4 eksi parantez içinde 8 eksi 13 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu tür e, tam sayılarda çarpma bölme işlemlerinde önce bölme işlemi yapılır. Sonra parantez içindeki işlemleri yapacağız. Bakalım 4'ü yazıyoruz artı 12'yi 4'e böldük 3 eksi. Parantezimizi açıyoruz. Parantez içindeki işleme bakalım. 8'den 13 çıkarılmış. Bu da eksi 5 yapar değil mi? İşaretler farklıysa evet sayılar birbirinden çıkarılır. Büyük olanın işareti alınır. Şimdi 4, 3 daha 7 yazalım. Şurada eksi ile eksi var. Eksi ile eksi çarpılırsa yani işleme girerse artı 5 olacak burası. 7, 5 daha cevabımız 12 oluyor. Yani değişiklik. Geldik ikinci soruya. Yukarıda 1'den 4'e kadar numaralı kartların her birinin değerinin kaç puan olduğu gösterilmiştir. Şimdi birinci kart gördüğünüz gibi 4 puan, ikinci kart eksi 7 puan, üçüncü kart 7 puan, 3 puan, e, dördüncü kart eksi 8 puan olarak verilmiş. Peki ne diyor? 2 tane birinci, 3 tane ikinci, 6 tane üçüncü ve 2 tane dördüncü karttan alan bir kişi toplam kaç puan almıştır? Şimdi 2 tane birinci karttan alıyorsa 2 çarpı 4 diyoruz 8 puan almış olur. 3 tane ikinci karttan 3 çarpı eksi 7 yazıyoruz. Çünkü eksi 7 puandı. Eksi 21 puan almış olur. 6 tane üçüncü karttan. O zaman 6 ile o kartın değeri 3 numaralı kartın değeri 3 puan olduğu için 3'ü çarpıyoruz. 6 kere 3 18. Sonra 2 tane de dördüncü karttan. 2 çarpı dördüncü kartın değeri eksi 8 olduğu için eksi 8 ile çarpıyoruz. Eksi 16. Yani bu sayıları 8'i eksi 21'i artı 18'i bir de eksi 16'yı işleme alıyoruz. Şu ikisini işleme alalım. 8'den 21 çıkarırsak eksi 13. Sonra şu ikisini de işleme alalım. 18 eksi 16 artı 2 yapacak. Peki eksi 13 artı 2 eksi 11 olur değil mi çocuklar? Cevabımız onun için C şık oluyor burada. Geldik 3. soruya. Üçüncü soruya bakacak olursak 12 soruluk bir yarışmada yarışmacılar doğru cevaplar için 5 puan, yanlış cevaplar için eksi 2 puan alıyor. Asım bu yarışmada tüm soruları cevaplıyor ve 25 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Şimdi bu soruyu denklemle çözebiliriz ama denklemler genelde liselerde ve 8. sınıfta biraz kullanılıyor. Onun için şıklardan gidelim. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır? A şıkkından gidelim. 7 tane doğru o toplam 12 soruydu o zaman... 5 tane yanlışımız var. Buradaki puanımızı hesaplayalım. Doğru sorular için 5, 5 puan 7 kere 5 35. Ee, yanlış sorular için 2 puan, eksi 2 puan 5 çarpı eksi 2 eksi 10 çıkarırsanız 25 cevabı bulduk. Bu şekilde e, çözün arkadaşlar. Daha rahat oluyor. Mesela e, C şıkkını da deneyelim. 9 doğru 12 soruydu o zaman 3 yanlış. Doğrular için 5 puan 9 kere 5 45 yanlışlar için 2 e, puan e, kaybediyor. -3 kere 2 6 6. 39 puan alır. 30 25 e, puanı veren A şıkkı olduğu için cevabımız burada A şıkkı oluyor. Denklemle de çözerdik de burada siz e, o işlerde biraz daha e, uzmanlaşmanız lazım. Şu anda size e, şıklardan gitmek daha rahat olacaktır. 4 soruya bakalım. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayının Şimdi iki basamaklı en büyük negatif tam sayımız eksi 10. Toplama işlemine göre tersi artı 10 olur. İle iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı en küçük pozitif tam sayımız da 10 artı 10 o da artı 10 o da artı 10. Rakamları farklı diye bir şey var mı? Yok. O zaman bunların çarpımını soruyor. 10 çarpı 10 100 olacak bazıları şey yapacak iki basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi doksan diyeceksiniz hayır o en küçüğü orada dikkat edin derim geldik üçüncü soruya yukarıdaki şekilde sayı doğrusu eksi iki ile eksi üç arasının eşit olarak bölünmüştür buna göre sayı doğrusunda belirtilen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor Şimdi dikkat ederseniz bu aralık 6 eşit parçaya bölünmüş. 1, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Şu eksi 2 sayısını şöyle yazalım. Paydamız da 6 olsun. Kaçı 6'ya bölerseniz 2 olur. 12 negatif olduğu için eksi 12 yazıyoruz. O zaman şu noktamız 12 bölü düzgün yazayım. Eksi 12 bölü 6. Bunun yanındaki eksi 13 bölü 6. Yani cevabımız eksi 13 bölü 6. Onun yanındaki eksi 14 bölü 6. Burası eksi 15 bölü 6 olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir bir küçültüyoruz. Yani negatif olduğu için küçültüyoruz. Pozitife göre düşünmeyin. Altıncı soru: Yukarıda verilen kartlardaki üstün içeriklerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? Çocuklar, sonucun pozitif olması için bir kere Parantez varsa parantezin dışındaki sayı çift olacak. Bakıyoruz birincisinde parantezin dışındaki sayı çift. O zaman bu pozitif olacak. 2'nin 4. kuvveti olarak düşünün. 4 tane 2'yi çarparsanız 16. Bu artı 16. Şimdi parantez yoksa sonuç her zaman negatiftir. Hiç düşünmeyin zaten. Burası negatif çıktı. Evet bakın parantez var. Parantezin dışındaki sayı tek. Sonuç negatif çıkacak. Kaç çıktığını da söyleyelim. 3'ü 3 kere çarparsanız 27 yani eksi 27. Zaten bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Parantez olduğu için artı 1. Parantez olmasaydı dikkat edin parantez olmasaydı eksi 1 olacak. O zaman iki tanesi negatif cevabımız pardon pozitif cevabımız c şık olacak. Zaten iki pozitif iki negatif var. Evet yukarıda 3 tane ifademiz var. İfadelerinde kutuların yerine büyüktür eşittir küçüktür sembollerinin sırasıyla hangileri yazılmalıdır diyor. Bakalım. Şimdi eksi 4 çarpı 7 şurası eksi 28 yapacak. Eksi 28 28'den küçük olduğu için küçüktür işaretini koyuyoruz. Birincisi küçüktür. Şimdi şuraya bakalım. Şurası çocuklar. Eksi 3 artı 5 artı 2 yapacak. Şu önünde de eksi var. Sonuç eksi 2 olacak. Eksi 2 eksi 2 eşittir olacak. Zaten buraya da büyüktür kaldı zaten başka bir şey gelmez. Aynı işareti birden fazla kullanamıyor zaten. Şimdi buna da bakalım yine size anlatayım. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4. Sıfırla çarptığımız için burası sıfır olacak. Sıfır büyüktür eksi 4 evet. O zaman küçüktür eşittir ve büyüktür aşık oluyor cevabımız. 8'e bakalım aşağıdaki ifadelerden hangisi bir rasyonel sayı belirtmez diyor. Rasyonel sayı belirtmesi için bir kesir olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıfır bir rasyonel sayıdır. Çünkü paydasına 1 yazınca 2 yazınca yine bir rasyonel sayı. 1 de eksi 1 de bir rasyonel sayı. Paydasına 1 yazınca yine eksi 1 olur. C şık zaten bir rasyonel sayı. Ama kesirlerin paydası sıfır olamaz. Unutmayın bakın yazıyorum olamaz. Kesinlikle payda sıfır olamaz. Neden? Çünkü sayıları sıfıra bölemeyiz. 9'a bakalım aşağıdakilerden hangisi diğerine eşit değildir diyor bize bakalım. A şık 3 bölü 5. B şıkkı 3 bölü eksi 5. O eksi önüne de getirebiliriz. Evet bunlar ikisi eşit. Eksi 3 bölü 5 bu da eşit. İki tarafta eksi olduğu için burası artı 3 bölü 5'e eşit olacak. Diğerlerinden farklı oluyor. Onun için cevabımız burada gördüğünüz gibi D şıkkı. Geldik 10. soruya. Aşağıda sayma pullarıyla bir matematiksel işlem modellenmiştir. Buna göre modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bakarsanız 9 tane artı 9 tane pulumuz var. 3 tanesi çıkarılıyor. Yani eksi 3. Sonuçta ne çıkıyor? Artı 6 çıkıyor. Bakalım. 9'dan 3'ü çıkarmamız lazım. Şimdi burası artı 3 olur. Olmaz. Şurası Evet bu olur arkadaşlar. C şıkkı 9'dan artı 3'ü çıkarmış. Şu ise 9 ile eksi 3'ü toplamış. Bu ıı, arkadaşlar yanlış. Şu da zaten eksi 9 olduğu için hiç olmaz. 11'e bakalım. Aşağıda verilen üstü inceliklerin sonuçlarını bulunuz. Şimdi bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için buraya 1 yazalım. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti parantezin dışında olduğu için sıfır. Sonuç yine 1. Şimdi 7'nin sıfırıncı kuvveti şurası 1. Önünde eksi olduğu için eksi 1 olacak çocuklar. Geldik 12. soruya. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Bakalım. 12. Şu parantezde eksi ile artı işleme girerse eksi 18 olacak. Şimdi 1 artı 1'i eksi birbirinden çıkarmamız lazım. 18'den 12 çıkardık. 6 büyük olan eksi olduğu için cevap eksi 6. 13. soruya bakalım. Diğer B şıkkına bakalım. Atıyorum. Eksi 14'ümüz var. Şimdi şurada eksi ile eksi işleme girerse artı 10 olur. Şimdi 1 artı 1 eksi yine birbirinden çıkarıyoruz. 4. Nasıl 4? Büyük olan eksi olduğu için eksi 4. Şimdi C şıkkına bakalım. 7'miz var. Eksi ile eksi işleme girerse artı 16 olur. X de aynı işaretli olduğu için sayılar toplanır. 7 ile 16'yı toplarsanız 23 olacak cevabımız. Geldik 13'ün sonra aşağıdaki işlemlerin sonucunu sonuçlarını bulunuz diyor. Bakalım bulalım. Şimdi burada ne yapın biliyor musunuz? İkişer ikişer düşünün. Eksi 6 artı 9 artı 3. 8 eksi 5 o da artı 3. 3 3 daha 6. Şimdi burada ne yapacaksınız? Burası önemli. Dikkat edelim. Önce bölme işlemini yapalım. Şuradaki yazalım 3 çarpı eksi 6'yı 2'ye bölerseniz eksi 3 çarpı eksi 5 parantezden çıkardım. Çarpalım. 3 kere 3 9. Eksi 9. Çarpı eksi 5. Eksi 9 çarpı eksi 5 artı 45 olur. Çünkü x de eksi olduğu için çarpımları artı olacak. Evet geldik 14. soruya. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Şimdi bakalım sayımıza. A 2 bölü 3, B 2 tam 3 bölü 5, C 13 bölü 4 olarak verilmiş. Şimdi e, bunun payı daha küçük olduğu için A sayısının e, payı daha küçük olduğu için 0 ile 1 arasında. Şimdi 0 ile 1 arasını paydamız 3, 3 parçaya bölelim. 1, 2 3 tamam İkinci parçaya gidiyoruz 1 2 Yani a sayımız burada B sayımıza bakalım 2 tam olduğu için bir kere 2 tam gitmeliyiz yani şöyle 1 2 tam gittik Paydamız 5 olduğu için 5'e bölün 1 2 3 4 5 oldu. Evet 5 parçaya böldük. 4 çizgi çiziyoruz ama 5 parça bölünüyor. Şimdi kaçıncı parçaya gideceğiz? 3. parça. 1, 2, 3. B sayımız da burası. Şimdi 13 bölü 4. 13'ü 4'e bölelim bir köşede. Kaç tam olacak ona bakalım. 3 kere var. 3 kere 4, 12. 1 kaldı. Yani 3 tam 1 bölü 4 olacak. Bu da C sayısı. O zaman 3 e, tam gitmeliyiz. 1, 2, 3 tam geldik. Şimdi paydayı 4 e, olduğu için paydası. Burayı 4 eşit parçaya bölün. Yani 3 çizgi çizeceksiniz. Böldük. Kaçıncıya gideceğiz? Birinciye. Bakın şurası. Bu da C sayımız. Geldik arkadaşlar 15. soruya. 1,56 ondalık gösterini rasyonel sayıya çeviriniz diyor bize. Nasıl yapacaksınız? Sayı yazıyoruz. 156 bölü e, paydaya 100 yazıyoruz. Çünkü virgülden sonra iki basamağımız olduğu için birin yanına iki sıfır yazıyoruz. O da 100 olacak. Şimdi bu sadeleşiyor mu bakalım? Sadeleşiyor. Evet. Her ikisini 2'ye böldük. 78 bölü 50. Bir daha 2'ye bölelim. Sadeleştirelim çocuklar. 39'a 25. Evet 39 bölü 25 olarak rasyonel sayıya çevirebiliyoruz bu sayıyı. Evet soruların çözümlerini sizler için bitirdik. Sizler için umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sınavlarınız güzel geçer, güzel notlar alırsınız. Hoşçakalın.